kısaca kendimi tanıtayım. Fatma Betül Sayan Kaya. İsmim çok uzun. Sürekli takılıyorlar bana. Sayın Başbakanımız bile çok uzun. Birine at kızım diye. Artık dedim şimdi eşimin soyadını atsam olmaz. Çünkü bu sefer farklı siyasetteyiz. Farklı şeyler konuşurlar. Boşandım mı ne oldu vesaire. Kendi soyadımı da atamadım. Baştan atamadığım için böyle devam ettim. Bekarlara da tavsiyem, eğer isminiz çok uzunsa feragat edin yani soyadınızdan, sonra başınıza iş açıyor. Yani milletvekili aday tanıtımında bile gazeteler şey yazmıştı. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'dan sonra bir yeni uzun isimli adayı daha. Yani ismimle bayağı bir haber oldum. İstanbul doğumluyum. İstanbul Fatih doğumluyum. 81 yılında doğdum. Maşallah. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü evladıyım. Babamın hala aktif olarak yürüttüğü bir hukuk bürosu var. Hukukçu, avukat. Aslında benim siyasette geldiğim noktada ailemin o dönem siyasetin içerisinde yer almasının, çok yoğun emek vermesinin bana kattığı çok büyük tecrübe var diyebilirim. Annem 88-89 yılında Refah Partisi'nin kadın kolları kurucularından, yani 40 kişilik bir çekirdek ekiple belki bugünkü siyasi kadın hareketinin bugünlere gelmesinde en fazla emeği olan kişilerden bir tanesi sadece. Allah onlardan razı olsun diyorum. Çünkü biz işte 90'larda bugünleri hayal bile edemiyorduk. Hatta 90'ları bırakın. İktidara geldik, aradan yıllar geçti. İşte 2010 yılında deseydiniz ki işte mecliste başörtülü kadınlar milletvekili olarak girecek, yemin edecek, o zaman bile bize hayal gibi gelebilirdi. Ben İstanbul'da Fatih'te doğdum. Taş Mektep, Fatih İlkokulu'nu bitirdim. Ardından işte o zaman Anadolu Lisesi sınavları, derece yaptım. Anadolu Lisesi sınavlarında aslında işte Robert Kolej, İstanbul Erkek hepsini tutuyor puanım. Ama kız okulunda okumamı istedi ailem. Eski adıyla İngiliz Kız Lisesi, bugünkü adıyla Beyoğlu Anadolu Lisesi, High School diye bilinir. Orada okudum. Tamamen İngiliz öğretmenlerin eğitim verdiği bir okuldu. Yani aslında misyoner okulu olarak açılmış ülkemizde ta 1800'lerde bir okuldu. O okulda okumamın benim için şöyle bir anlamı var. Tamamen arkadaşlarım işte farklı dini, Hristiyan'ın, Yahudisi, dini gruplardan, işte Ermenisi, farklı farklı mezhepsel, etnik kimliklerden arkadaşlarım oldu. Bence çok farklı gruplardan insanlarla o yaşta okumam bana farklı bir özgüven kazandırdı diyebilirim. Çünkü siz gidiyorsunuz farklı bir, işte 36 kişilik bir kız grubu. Hepsi 11 yaşlarında, 11-12 yaşlarında. Ama bambaşka dünyalardan. Ben kendi varlığımı orada onlarla birlikte hiçbir şey, yani kendi inancımdan taviz vermeden hiçbir şekilde onların içerisinde dimdik bir şekilde var oldum. Yani bir çocuk için aslında çok kolay bir şey değil. O zaman hani zorluk. Ve bir de öyle bir süreçte yaşadım. Yani ailenizin de, evet, gerçekten. Annem işte kadın kolları kurucusu Refah Partisi'nde, ki o zamanlar Refah Partisi yani benim o arkadaş grubum için işte gerici, yobaz, yeni telendirilen işte yani sürekli haberleri de hatırlamazsınız gerçi 2000 doğumlar bile var ama yani o şekilde addedilen bir ortamda büyüdüm. Ama o arkadaşlarıma da, hatta ara ara bir araya geliyoruz. O arkadaşlarıma da aslında bizim onlardan hiçbir şekilde farklı olmadığımızı, insan olarak hepimizin aynı özelliklere sahip olduğumuzu göstermiş oldum. Bana ilk başta hep şey diyorlardı, işte dindar insanlardan bahsederken. Sen farklısın ama işte onlar şöyle. Ben onları, onlar şöyle dedikleri Fatih'e getirdim. Fatih'e gelmek o insanlar için bambaşka bir şeydi o zaman. İşte sürekli hatırlarsınız haberleri, hatırlamazsınız yaşınız çok. Hatırlayanlar var.
Fatih'te yürüyen bilmem mini etekli kıza şalvarlı adam şöyle saldırıda bulundu. Bu tür haberlerin yapıldığı bir dönemdi gerçekten. Komik geliyor değil mi şimdi? Yani Fatih'e gelmek, o insanlar için Fatih'te yürümek bile büyük bir tabuydu diyeyim. Yani benim okuduğum okuldaki arkadaşlarım için. Çok şükür orada kendi kimliğimi muhafaza ederek belki onlara da güzel bir örnek olarak yetişmeme ailem sayesinde sahip oldum diyebilirim. 99 yılında mezun oldum. Mezun olduğumda da işte 28 Şubat'ın en hararetli dönemiydi. İşte İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin okuldan atıldığı, ki bunlardan bir tanesi de benim ablamdı, Ayşe Hilal Sayan Koytak. Şu an Kuveyt Büyükelçimiz. Kuveyt Büyükelçimiz şu anda. Ablam İstanbul Üniversitesi'nde elektronik fakültesinden başörtülü olduğu gerekçesiyle atılmıştı. Ve ama ailemin maddi imkanları iyiydi çok şükür ve onu Almanya'ya götürdüler. Almanya'da üniversite eğitimine devam etti. O dönemde 99'da ben sınava girdim. Yine Türkiye derecesi yaptım. Maşallah bari. Ailem tıp oku istersen, hani kadına yakışır. Hani eczacılık, tıp kadın için öğretmenlik derler ya, çok başarılı olanlara işte doktorluğu herkesin yakıştırdığı bir dönem. Ama başörtülü tıp fakültelerine alınmıyoruz. 28 Şubat'ın hemen arkasındaki dönem. Ben de ablamın yurt dışında yaşadığı zorlukları bizzat görüyorum. Annem ağlıyor, ablam ağlıyor bir taraftan. Çünkü 18 yaşında bir kız çocuğu ailesinden ayrılmış ilk defa ve farklı bir ülkede çok zor şartlar altında okuyor. Çünkü niçin? O dönemde ablamı yurda yerleştireceğiz. Almanya'da üniversitelerin yurtları, yurt dışında okuyanlar vardır. Bilirsiniz, onlar da kız erkek karışık. Bir ev odalarından birini kız kullanıyor, birini erkek kullanıyor. Bir başka odayı yine kız, ablam ve banyo ortak, işte mutfak ortak, ortak alan denilen yerlerin hepsi ortak. Çok zor şartlarda, yani manevi olarak zor şartlarda okumak durumunda kaldı. Ve o dönem bu FETÖ terör örgütünün evleri var Almanya'da, 99 yılında. O evlere benim ablamı almadılar. Niçin biliyor musunuz? İyi ki almamışlar, bugün şükrediyorum, ama bir kalpte iki sevgi olmaz diyerek. Siz işte kalbinize işte bu davayı koymuşsunuz. O zaman rahmetli hocamız, Refah Partisi, Refah Partisi ve rahmetli Erbakan hocamız partinin başında. Siz onun yolundasınız, bizim kalbimizde ise Fethullah Gülen sevgisi var diyerek reddettiler. Ve hani o aslında biz onlarla hiçbir şekilde bir arada olmuş bir aile değildik ama kız evi diye. Evet, o zaman evde güveniliyordu. Tabii güvenilir, kız evi. Yani erkeklerle bir evde kalmasındansa orada kalsın düşünerek onların evi için sormuştuk ablam için ve böyle dediler. Bir kalpte iki sevgi olmaz, sizin kalbinizde işte Erbakan Hoca'nın sevgisi var. Halbuki bizim kalbimizdeki sevgi elbette hocamızı seviyoruz ama kişilerden ibaret değil. Biz bir davaya inanmışız. O davanın sevgisi, aşkı var kalbimizde. Ama o zamandan aslında bunların niyeti, planları, her şeyleri böyle gizli gizli kalplerindeymiş yani. Zaten 99 seçimlerinde ben çok net hatırlıyorum, DSP'yi desteklemişlerdi. 99'da DSP'ye oy veren bir zihniyetti bu terör örgütü. Ecevit'le ilgili bir şey demişti galiba değil mi? Fethullah Gülen manşet olmuştu hatta, destekle ilgili. Tabii tabii, desteklemişti. Evet. Bu başörtüsü füryattır açıklamasının olduğu dönemlerde, hemen sonrasında da işte seçim var 99'da. Ecevit işte okullara, şeylere çok destek vermiş. Onun başa gelmesi bizim için bir kurtuluştur gibi bir şeyi vardı ve DSP'yi desteklemişlerdi. Ben Bilkent Üniversitesi'nde başörtülü okunabiliyormuş diye öğrenince Bilkent Üniversitesi'ni tercih ettim. Aslında İstanbulluyum, ailem, herkes İstanbul'da, Ankara'ya gittim. Bilkent Türkiye'nin iyi bir üniversitesi. Bilkentli yok aramızda değil mi? Yok. Çok iyi bir üniversite. O zaman da gerçekten rektörümüz çok demokratik bir şekilde bana şey demişti. Kızım çok başarılısın. Başörtülü olarak girmek istiyorsun, tamam. Ben sana göz yumacağım. Ama sen de böyle çok göz önünde dolaşma. Gözükmeye. Arka kapılardan gire çıkıyor. Yasak çünkü yani. Hükümetin aldığı bir kararla yasaklanmış. Aslında sadece bir yönetmelikle
yasaklanmış bir başörtüsü yasağı vardı. Yani kanuni hiçbir dayanağı olmadan bir uygulama ile yasaklamışlardı. Bilkent'i bitirdim. Elektrik elektronik mühendisliğini. Başarılı bir öğrenciydim. Sonra işte iş başvuruları yaptım. 2003 Türkiye'si, AK Parti yeni iktidara gelmiş ama çok büyük, bütün arkadaşlarımın girdiği işte Procter & Gamble, Ernst & Young gibi büyük firmalar beni mülakata çağırıyor. Başörtülsün, alamayız. Başını açarsan alırız. Gibi yanıtlar alınca ben zaten doktora için başvurmuştum Amerika'ya. Doktoraya gittim. New York Üniversitesi'nde meme kanserinin görüntülenmesi üzerine biyomedikal alanında doktora çalışmaları yaptım. Bu arada tabii tıpçılarla çok yoğun çalışıyoruz ve ben yani hastaneye gidip geliyorum. İşte doktor hocalarla ve mühendislik hocalarıyla ortak çalışma yapıyorum laboratuvarda. İçimde böyle tıp okunmamış olmanın bir uhdesi kaldığını hissettim ve sınavlara hazırlandım, girdim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandım. Maşallah, barek Allah. Aradan yıllar geçmiş. Anneme dedim ki, anne ben Türkiye'ye döneceğim. Ben tıp okuyacağım. Bütün ailem tabii bir şaşırdı. Kızım sen çıldırdın mı? Çok iyi bir yerdesin. İşte Amerika'nın iyi okullarından biri. Kariyerin çok hızlı ilerliyor, güzel gidiyor. Yapma kızım, etme kızım falan derken ben bir karar vermiştim ve sadece kendimi dinledim diyebilirim. Yani ailemin bütün çağrılarına rağmen Türkiye'ye dönüş yaptım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini okudum. Bu arada tabii yaş ilerliyor bir taraftan. Sadece öğrencilik olmaz diyerek bu ülkeye nasıl en iyi katkı sağlayabilirim? İşte o zaman Cumhurbaşkanımızla bir aile yemeğinde bir aradaydık. Seni siyasete alalım dedi ve İstanbul'da İl Yönetim Kurulu üyesi olarak AK Parti teşkilatlarında çalışmaya başladım 2009 yılında. Yani tıp okurken mi böyle? Tabii tabii. Ha, tıp okurken. Okurken çalışıyorum. Evet. Ama şey diye düşünmeyin yani. Yani belli bir yaşta öğrencilik, yani 18 yaşındaki gibi değilsiniz hayatınızda. Yani o bir şey sadece. Ben de öyle oldu. Çünkü yani bakanım çok acayip bir durum yani. Tıp okuyorsanız bir yandan da hani siyasetin en bence aktif şeyi durum. Aynen. Çok ağır bir durum. Evet. Abarttıkları kadar zor değil. Doktorların havasına kalmayın. Yani. Ben elektrik elektronik mühendisi ve tıp doktoru olarak söylüyorum. Elektrik Bilkent'te elektrik elektronik mühendisliği çok daha ağırdı yani tıptan. Yani tıp. Ya belki de benim aldığım eğitimden sonra o bana çok kolay geldi. Yani mühendislik çok böyle teknik düşünmeyi, analitik düşünmeyi sağlayan bir bölüm. Ondan sonra tıp bana çok kolay geldi. Bir kere okudum mu mesela sistematik düşünüyordum. Yani işte kalbin çalışması, ben mekanik olarak onun şeyini kafamda kurup çok bana kolay geldi açık söyleyeyim. Yani bir hep de şey dedim, bu arada eşimle tanıştım, evlendim, eşim de tıp doktoru. Çocuk psikiyatristi, doçent olacak inşallah Çapa'da. İnşallah. Allah muhtaç etmesin ama çok iyi bir hekimdir. Çapa'da İlyas Kaya. Evet, çünkü çocuk psikiyatristi çok az. Çok az, 250 tane uzmanın olduğu bir alan Türkiye'de. Nereden geldi? Evlendiniz, Cumhurbaşkanımız size il yönetimine girdim. Ha, eşimle tanıştık, evlendik filan. Böyle işte ona hep şey derdim, yani çok havalı bu doktorlar yani. Fazla da hava atıyorsunuz yani insanlara. Yapmayın bunu. Gerçekten doktorların kendi aralarında bir şeyi vardır. Evet. Böyle işte şu kadar 10 yıl okuduk, 12 çünkü yıl okuduk. 6 sene okumak işte. Ardından şey, tuz, uzmanlık filan. Bir ekstra bir hava durumları var yani. Ben ona aramızda hekim camiasıyla buluştuğumda da hep söylüyorum. Yani bütün mesleklerin kendine has bir ağırlığı ve zorluğu var. Biraz daha doktorların mütevazi olması gerektiğine inanıyorum. Her ne kadar yaptıkları iş çok kutsal ve zor olsa da. Sonra işte il başkan yardımcısı oldum. Tanıtım medyadan sorumlu. O zaman gezi zamanı. Geziden hemen önce işte Nisan ayında falan ben İstanbul'da sosyal medya ekipleri kurmuştum. Yani Nisan ayında. Hatta Sahip Beylerle o dönemden tanışırım ben. Her ilçede İstanbul'da 20'şer kişilik sosyal medya ekibi kurdum. İşte İstanbul geleli bir 700 küsür kişiye tekabül ediyordu.
İlk eğitimi Nisan'da biz verdik bu ekibimize. Sonra gezi olayları patladı. İşte Sahil Çaktı değil mi eşiniz? Onlar o zaman işte ilk sosyal medya konusunda çalışan ekiplerden bir tanesiydi. Onlarla da destek aldık birçok farklı ekipten. İl Başkan Yardımcısı olarak işte gezi, 17-25 Aralık süreçleri, sonra işte Türkiye'nin bütün o zorlu dönemlerini İstanbul'da göğüsledik gerçekten. İl Başkanımızın büyük bir özverisi vardı o dönemde, bunu söyleyebilirim. Sağlam da bir ekip vardı. O zamanki il yürütmemizden bugün işte bakanlar var, grup başkan vekilleri var, genel başkan yardımcıları var. Yani o zaman İstanbul siyaseti bir okul gibi gerçekten bizi yetiştirdi diyebiliriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sonra 7 Haziran seçimleri geldi. 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı oldum. Ama biraz geri sıralarda kalmışım. Daha doğrusu oylarımız düştüğü için kazanamadım. Dedim ki ben ne yapayım? TUS'a hazırlanayım, uzmanlarını yapayım. Yani 2 ay TUS çalıştım. Yani herhalde pediatri, kadın doğum hepsini çalışabilecek bir yere de geldim. Elhamdülillah. Sonra kongre oldu. Kongrede bir öğrendim ki, bunları da bu arada özel sizinle paylaşıyorum. Normalde bunlar çok anlattığım şeyler değil. Bir sıcak bir ortam olduğu için paylaşıyorum. Teşekkür ederiz. Ben de ilk defa duyuyorum. Vekil adayı olduğunuzu, hani sonra olmadığınızı hiç bilmiyordum yani. Evet, 7 Haziran'da kazanamamıştım. Sonra işte TUS'a gireceğim dedim. Ne yapayım? Doktorluk yapayım. İşte davama nerede olursa ben hizmet ederim zaten. Derken 12 Eylül'de kongre oldu. AK Parti Kongresi TUS'ta. Ondan 2 gün sonra filandı galiba kongreden. Kongrede ben MKYK üyesi seçildim. Hemen sonraki gün genel başkan yardımcısı olarak atandığımı öğrendim. Öyle olunca tabii dedim ki demek ki bana siyasette ihtiyaç var, yani ben siyaseti bırakamayacağım. Elveda uzmanlık. Bir nevi. Ama bence siz onu da yapardınız, evet, yani. Hani geceleri yani, gelip uzmanlık. Sonra işte gene AK Parti ARGE başkanı olarak işte 1 Kasım seçimlerine hazırlanmaya başladık. 1 Kasım'da İstanbul 2. bölgeden yine milletvekili oldum. ARGE başkanlığım 5-6 ay sürdü. Sonra Dış İlişkiler Başkanı oldum. Ve Dış İlişkiler Başkanlığım döneminde bu AK Parti'nin dış politika vizyonunu Amerika'da, Kongre'de, Temsilciler Meclisi'nde ilk defa heyetler halinde anlatan ekipler oluşturdum. Avrupa'da da Metin Külünk vekilimizle, başkanımızla çok yakın çalıştık. UET'de de çok emeği olan Metin abimiz, büyüğümüz diyeyim. Çok emeği olan bir büyüğümüz, siyasi büyüğümüz. Çok güzel çalışmalar yaptık. Ama benim Dış İlişkiler Başkanlığım da kısa sürdü, 6 ay falan. Sonra aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakan oldum. Yaklaşık 26 ay kadar bakan olarak görev yaptım. Bu arada tabii ikinci çocuğum oldu. İkinci çocuğum 5 aylıkken bakan oldum. Bakan olduktan yaklaşık 2 ay sonra 15 Temmuz hain darbe girişimini hep birlikte yaşadık ve orada o gece yaşadıklarımızı ben inşallah ileride bir kitap haline getireceğim. Gerçekten çok Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti sayesinde, milletimizin de liderine güveni sayesinde biz o darbe girişimini geri püskürttük. O gece ben küçük bir bebeği olan bir kadındım aslında. Ama hiç aklıma bile gelmedi bebeğim. Dedim ki yani ben bakanım, ne yapmam lazım? Çankaya Köşkü'ne koştum. İlk gittiğim yer orasıydı. Çankaya Köşkü'nde işte birkaç bakanımız, grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, İsmail Kahraman başkanımız geldi, meclis başkanımız. Meclise gidelim dedi, meclisi açalım. Ve o karar da gerçekten tarihi bir karardı. Meclisi açtıktan sonra başkanımız, bizler milletvekillerimizle birlikte meclise girdik ve hep söylüyorum, gerçekten o gecenin sayısız binlerce kahramanı var. En büyük kahraman tabii ki milletimiz, şehitlerimiz, gazilerimiz, 250 şehidimiz, işte 3000'e yakın gazimiz var.
bunların yanında bu ünvanları almamış tabii ki yaralanan binlerce insanımız daha var. Ama işte bu sıyrık ne ki deyip hastaneye gitmemiş. Yani aslında o gecenin gerçek kahramanları, isimsiz kahramanları bu milletin evlatları. Allah onlardan razı olsun. Bakanlığım döneminde gerçekten beni en çok etkileyen çalışmalar şehit yakınlarıyla, gazilerimizle birlikte yaptığımız çalışmalardı. Birçoğu sık sık görüşüyoruz. Yine olsun, yine evet, aynı fedakarlığı yaparız diyecek kadar da yüce gönüllü. Allah onlardan razı amin, olsun gerçekten. Amin. Allah bizlere bir daha o günleri yaşatmasın. Amin. Tabii Türkiye'nin belki de en önemli bakanlığı bence Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Şimdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak alanı çok daha genişledi. Ama bu ülkenin bütün işte kimsesiz çocuklarına, bütün kadınlarına aslında sahip çıkan, işte şehit yakınlarına, gazilerine, engellilerine ve yaşlılarına sahip çıkan bir bakanlık. Biz 16 yılda sosyal devlet anlayışını gerçekten tam anlamıyla yaşattık bu ülkede. Milyonlarca insana her ay yardım elini uzatan bir devletimiz var. Gerçekten bakın, 3 milyon kişiye düzenli olarak yardımlar yapılıyor. 3 milyon kişi. Bu tabii şey olarak baktığınızda ya 3 milyon kişiye yapılıyor ama aileleriyle düşündüğünüzde 10 milyon daha beş. Yani çarpı 5 diyelim, evet, düşünebiliriz. Sırf yani ülkemizde de değil, evet, Suriye'ye de yani elimizden geldi. Suriye'de değil de, sadece işte ben mesela şeye gittim. Bangladeş'e, Myanmar'dan kaçan o mazlum kadınları, çocukları gördük ve onların o yaşadığı zulüm var ya, kesinlikle kelimelerle anlatılamayacak bir acı. Gözlerine baktığınızda o insanların gözlerindeki acı, benim hiç hayatımda unutmayacağım bir yer orasıdır gerçekten. O kadınlar işte tecavüze uğramış, ırzına geçilmiş, çocukları, eşleri gözünün önünde katledilmiş, sadece ve sadece canlarını kurtarabilmiş, dünyada kimliği bile olmayan, gerçekten nüfus cüzdanı bile olmayan kadınlar. Kimlikleri yok. Öyle bir bölge orası. Myanmar denilen bölge, kimliklerinin olmadığı, yani bir nüfus cüzdanı, kayıtlı vatandaş oldukları bir ülke yok insanların. Vatansız bir insanlar grubu düşünün. Zulme uğruyorlar ve dünyada kimsenin sesi çıkmıyor. Evet, evet, evet. Bangladeş'e sığınıyorlar ki Bangladeş'te aslında çok zengin bir ülke değil ama sınırlarını açtıkları için gerçekten yaptıkları iş çok önemli. Ama dünyada buna karşı sesini yükselten tek bir ülke vardı. O da Türkiye'ydi. Sayın Cumhurbaşkanımızdı. O dönemde Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Birleşmiş Milletler toplandı. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla insani yardım kampanyaları başlatıldı. Belki de dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin işte hanımefendisi, first lady'si binlerce kilometre gidip, evet, öyle bir mülteci kampını ziyaret etmemiştir. Biz hanımefendiyle Bangladeş'teki o Arakanlı mazlumların kampına gittiğimizde bir 15 saatlik yolculuk sonucu gittik. Yani sadece uçakla gidiyorsunuz. 10 saat Bangladeş'e varıyorsunuz. Bangladeş'ten o kampa 2 saat uçak. 2 saat uçak yolculuğundan sonra da araba bile diyemeyeceğimiz çok böyle gerçekten eski taşıyıcılarla da bir 2 saat kara yolculuğu. Ve hanımefendi Emine Hanım da bütün bu yolculuğu bizimle birlikte geldi ve o insanlara dokundu. Bu Türkiye'nin gerçekten bütün mazlumlar için umut olduğunun en büyük göstergesi. Orada bugün bizim TİKA'mız, Kızılay'ımız. Çok güzel işler. Gerçekten yüz binlerce insana sıcak yemek veriyor. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Kızılay her gün orada sıcak yemek dağıtıyor. TİKA orada çadır kent kurdu. AFAD yine aynı şekilde. Ve Türkiye gittikten sonra oraya farklı ülkelerden yardım geldi. Ben Arap ülkelerine sık sık gidiyorum. Arap ülkelerinde işte konuştuğumuzda, işte o sıcak dönemde hemen arkasından bir Kuveyt seyahatim olmuştu. Kuveytli bakanla işte siz yardım edebildiniz mi Arakanlı Müslümanlara dediğimde, ki Kuveyt biliyorsunuz petrol zengini, çok zenginlerin olduğu bir ülke, zengin bir ülke yani. Biz de evet yardım kampanyası yaptık dedi. Ne kadar bir yardım toplandı dediğimde 2 milyon dolar.
yani bunları off the record söylüyorum size, 2 milyon dolar. Kuveyt gibi bir ülkede 2 milyon dolar oranın herhangi bir iş adamı verebilir. O kadar zenginler yani. Milyon dolarlar onlar için çok küçük ama gönlünün geniş olması insanın bambaşka bir şey. Gerçekten yüce gönüllülük başka bir şey. Bizim milletimiz gerçekten çok yüce gönüllü. Cumhurbaşkanımız dünyada gerçekten insani vasıfları bence en fazla gelişmiş lider bugün. İşte dünyanın başarılı liderleri denildiğinde birkaç kişiyi sayıyorlar. Şu dönemde işte Putin bunlardan bir tanesi, işte Cumhurbaşkanımız sayılıyor. Birkaç kişinin ismi Merkel sayılıyor filan. Ama insani özellikleri, insani yönü Cumhurbaşkanımız kadar gelişmiş ben bir tek lider bile görmedim gerçekten siyaset hayatımda. Elhamdülillah bizim için çok büyük bir şans. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir 5 sene daha var önümüzde inşallah. Zor bir süreçteyiz. Ekonomik olarak bir savaş başlattılar. İşte Gezi'de 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadıklarını ekonomik darbe yaparak başarmaya çalışıyorlar. Ama buna ben inanıyorum ki biz bir ve beraber olduğumuz sürece başaramayacaklar. Tabii birçok şey söyleniyor. Ekonomik savaş, işte iş dünyası hükümetinin yanında destek olacak vesaire. İş dünyamız tabii ki destek olacak, çok önemli. Ama vatandaşımızın da, yani bu süreçte gördük işte döviz bir anda çok yükseldi. Bu oyunu görmesi ve gerçekten bunun dış kaynaklı Amerika'nın tamamen bir saldırısı olduğunu görmesi çok çok önemliydi. Allah bu millete de ben daha fazla ferasetini açsın diyorum. Çok zaten yaşadığımız son yıllardaki süreçte gördük ki milletimizin gerçekten çok üstün bir feraseti var. İnşallah milletimiz yanımızda olduğu sürece ben inanıyorum ki biz her türlü badireyi atlatacak güce sahibiz. Birlik, beraberlik en önemli, korumamız gereken aramızdaki uhuvveti, kardeşliği güçlendirmek. İşte ara ara böyle fitne çıkaranlar oluyor. Partimiz arasında ya da işte farklı Müslüman gruplar arasında, o fitnelerin hiçbirine izin vermememiz lazım. Çünkü bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Burası var ve burada da aslında şu anda başka hiçbir siyasi hareket oluşumu yok. Gerçekten yok. CHP'nin hali ortada. Aynen. İyi Parti'nin hali ortada. Görüyorsunuz. Aynen. Yani MHP zaten işte MHP'nin yarısı İyi Parti oldu. Evet. Kopmuş durumda. O yüzden bizim başka gidecek yerimiz de yok, ülkemiz de yok. Bu ülke için başka şansımız da yok. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden daha sıkı tutmak zorundayız. Hiçbir şekilde ben aramızda fitneye, fesata, kardeşliği bozacak hiçbir şeye izin vermememiz gerekir diye düşünüyorum. Kısa bir şey yapmış oldum. Çok güzel. Biz hepimiz kilitlendik. Sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Açık. Her türlü soruyu açayım.